Evet Canlar, merhaba. Motosikletli Derviş'ten hayırlı günler diliyorum. Geçen gün Veli Baba Hazretlerini ziyaret ettik. Bu tanıtmamdan sonra Veli Baba Hazretlerinin türbesini izleyebilirsiniz. Veli Baba türbesini ziyaret ederken orada bir yazı okudum. Orada yazıda Yunus Emre Hazretlerinin helal lokma kazanmak için yaptığı bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Yunus Emre Hazretleri orada kendi tarlasını kendi ekip biçiyor. Yani orada bir tarlayı sürerken pullukla bir hayvanı bile yormuyor. Kendi tarlasını kendi gücüyle, imkanıyla sürüp kendi tohumunu kendi ekiyor. Bu yazıyı okuyunca beni bayağı bir etkiledi. Ben de sizinle bunu paylaşmak istedim. Dostlar, bu kanal sizlerin kanalı. Kanalınızda destek olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ziyaretlerimizi ziyaret etmeye, videolar çekmeye devam edeceğiz. Kanalımızda destek olun canlar dostlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bu konuşmamdan sonra Veli Baba ve Yunus Emre Hazretlerinin yazısını izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Teşekkürler. Hoşça kalın. Evet canlar, motosikletli dervişle merhaba. Bugün de yine Pendik'te Veli Baba Hazretlerini ziyarete geldik. Allah dileklerimizi, muratlarımızı kabul etsin inşallah. Veli Baba ziyaretlerini ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Evet canlar, Veli Baba Hazretleri türbesi Allah dualarımızı kabul etsin. Yine sizler ve bizler için dualarımızı edeceğiz arkadaşlar. Can dostlar, Allah evliyaların, erenlerin Muhammedan'ın yolundan, izinden, katarından ayırmasın. Evet. Yüce Allah'ım da bize buraları nasıl kısmet etti. Gelip hem kendim görüyorum, hem sizlere tanıtıyorum arkadaşlar. Evet, harama el uzatma. Kalbinde zerre kadar iman varsa eğer, sakın harama el uzatma. Haramın getireceği geçici dünyalıklara yan bile bakma. Aksi halde felaketler zinciri peş peşe gelmeye başlayınca aklın başına gelir. Fakat iş işten geçmiş olur. Yüce Allah adildir. Cezanı
mutlak verir. Allah'tan çok kork, helalinden şaşma ve asla harama bakma. Sonradan pişman olacağın hiçbir fiili peşinen yapma. Madem ki Cenab-ı Hak haram, helal diye bir şey bildirmiş, Allah'a inan, geçici zevklere tamah edip de yanlış yollara sapma. Haram kazanç yalnız senden değil, yedi soyundan çıkar. Seni yıkmasa bile çok sevdiğin evlatlarının ocağını yıkar. Bunlara inan, evlatlarının hayatını tehlikeye atma. Şeytanın vesvesine uyup da bir takım bahanelerle kendi kendini aldatma. Nedir harama bu kadar düşkünlük? Sonunda gelecek rezalete değer mi? Ölüme inanmazsınız. Sen ebediyen kalacağın, ölüme inanmazsın. Sen ebediyen kalacağın bir yer mi? Yüce Allah çok büyüktür. Sana öyle bir dert verir ki iki lokma dahi yiyemezsin. Hatta gülmeyi bile unutursun da gıdıklasalar bile yine gülemezsin. Kalbinde zerre kadar inancın varsa eğer bütün kazancını gözden geçir. Hangisi haramdır, hangisi helal bunları bil, öğren ve tek tek ayır. Çünkü haramın binası olmaz. Bir gün gelir o bina mutlak yıkılır. Kahkahalarla girdiğin binanın enkaz altında feryatlarla çıkılır. İmam-ı Azam Hazretleri'nin babası bilmeyerek ısırdığı elmanın cezasını senelerce çekti. Yunus Emre helal yemek için sapana kendini koştu da toprağa tohum ekti. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Yunus Emre Hazretleri helal yemek için sapana kendini koştu da toprağa tohum ekti. Arkadaşlar bu sapan dediği öküzlerle atlarla tarlayı toprağa sürerken arkasına takılan alet. Evet. Bütün sahabeleri ikram haram deyince titrir titrerlerdi. Gün gelir ki bir tek hurma yerlerdi de evde elhamdülillah derlerdi. Allah Allah, Allah Allah. Bilmedin mi 40-50 senelik saltanat ebedi azaba değer mi? Kumaştan gömlek dururken ateşten gömlek insan giyer mi? Kimin olursa olsun olmayan bir mala asla elini sürmezsin. Aldıktan sonra da çeşitli bahaneler kendin veremezsin. Bir tek kuruşun hesabı da senden mutlaka sorulacaktır. Gasp ettiğin bir karış toprak mahşer günü misliyle boynuna dolanacaktır. Hal böyle olunca bu kadar mal ve paranın hesabını nasıl verirsin? Vermeyeceğine göre Cenab-ı Hakk'ın göstereceği azap mekanına girersin. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Erenlerin, evliyaların izinden ayırma Rabbim, ayırma. Evet, Veli Baba Hazretlerinin söylemiş olduğu sözlerden bazıları şunlardır. Olduk yine bir secde, bir nar muhabbet. Olmaz dilimiz başka efkari muhabbet. Bin türlü nemayanın olur ey cemalim. Mestur olamın yükte esrar muhabbet. Cam ve dilimi eyler idim.
Gamzen eki teslim, mahrumun gam olsa dili zarı muhabbet. Bir hal bir halete ederim ki hicran sunmaktan, arzda dil etti beni efkarı muhabbet. Canıma kar etti israr zulükar, hiç göz açtırmaz bana bir lahza eser dururuz ruzar. Allah 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 Allah. Evet canlar, Veli Baba Hazretleri ve diğer erer evliyalar ziyaret ettik. Sizler ve bizler için yine dualarımız edeceğiz. Allah'ım erenlerin, evliyaların izinden katarından ayırmasın. Evet, sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Sizlere gösterme aracı ben de buraya ilk defa geldim. Ben de buraları görüyorum. Allah sizlerden de razı olsun. Sizlerden de razı olsun. Yani ben de sizlerin sayesinde gelip buraları hem size tanıtıyorum hem de kendim de görmüş oluyorum canlar. Evet. Kendim de görmüş oluyorum. Dikkat et her sözüne sakın yalan olmasın. Dikkat et her lokmana sakın haram olmasın. Çünkü yalanla iman bir arada durmaz. Haram lokma yenin duası kabul olmaz. Dikkat et devlet onunla sakın elini uzatma. Çünkü onda milyonların yetimin hakkı vardır. Helalin az da olsa yetin sakın ona haram katma. Bil ki herkesin rızkı Rabbin takdiri kadardır. Evet canlar, Rabbim dualarımızı kabul etsin. Sizler ve bizler için dualarımız edip ayrılacağız. Allah kabul etsin cümle canların dualarını kabul etsin.